Günaydın efendim. Bugün 3 Mayıs Çarşamba, yeni bir Antalya Gündem programı ile kanal ve ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Ben Nihat Toklu, program ortağım Ali Orhan ve ekibimiz sizlere günaydın diyoruz efendim. Kanal V'nin sabah yayını olan Antalya Gündem programından. Evet, programımızda her zaman olduğu gibi ilk bölümde Türkiye gündemine genel bir bakış açısıyla yaklaşıp ardından bölge gündemimizi, kent gündemimizi sizlerle paylaşmaya, bazı konular üzerinde görüşlerimizi açıklamaya çalışacağız. Bu haberleri, bölge haberlerimizi sizlerle ayrıntılı şekilde paylaşacağız efendim. Ben programa başlarken Ali Bey'e de bir merhaba diyorum her zaman olduğu gibi. Günaydın Ali Bey. Günaydın. 3 Mayıs ne günüydü Ali Bey? 3 Mayıs. 3 Mayıs ne günü? Mayıs'ın ilk haftasının 3. günü. Evet. Türkçülük günü. Türkçülük günü. Bir gün daha var. Ondan sonra turizmin biraz daha hareketlendiği zaman, güneşin doğudan doğup batıdan battığı gün. Bizim sabah kalkıp yine buraya geldiğimiz gün. Bir başka olay daha var. Neyim? Nedir? Basın özgürlüğü. Bu gece bitiyor saat 24. Basın özgürlüğü ile ilgili. Basın özgürlüğü ile ilgili bir. Anlamadım. Basın özgürlüğü anlamında bir günü anlamı da var. Basın özgürlüğü günü. Şey mi bu, matbaalarda falan şey basıyorlar ya, davetiye falan, onları istedikleri şekilde. Ben onunla ilgili konuşurken haberi de arıyorum da bir haber. Bulursan okursun. Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü'nün İl Müdüresi Esendiler hanımefendinin başlaması vardı. Dur, hangi gazetede olduğunu unuttum, evet, değil mi? Evet. Ondan sonra basın özgür. Niye bu gazeteler, dünya, bu gazeteler şeye mi giriyor? Lokantacılar Derneği'ne mi? Ya bugün lokantacılar bunu kutlayacak, basın özgürlüğü gününü. Bu yerel gazetelerinizde yok mu? İşte ona baktım da. Uğraş. Var, birinde çalıştım. Birinde var. Birinde var da bir gözüme çarptı. Kenarda küçücük bir haber vardı. Evet, onu da söyleyelim. Öyle bir bak, bir bul o gazeteyi, bir bul. Bulayım mı? Bulana kadar buradayız abi. Bakalım ki basın kendi gününe ne kadar sahip çıkmış. Evet. Bir bilelim ondan sonra. Bakalım mesela neyi açtık? Körfez açtık. Körfez'de evet, dilerden basın özgürlüğü günü kutlaması. Hemen Körfez'in logosunun yanında hemen bulduk. Basın Yayın Enformasyon Antalya İl Müdürü Esendiler yayınladığı yazılı açıklamada basın mensupları ve basın kuruluşlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı deniliyor. Evet, biz de sevgili Ali Orhan sizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nüzü kutluyoruz. Hayır kardeşim, benim öyle bir günüm yok. Yok mu? Yok. Evet. Yok, olmayan bir şeyi ben de kutlamıyorum. Ha, basın, ben özgür değilim anlamında değil, basın özgür değil. Ha, bunu millet şimdi farklı boyutlara çekmesin kimse. Kendi kendini otosansür uygulayan bir mecra basın. Bak bugün yerel gazetelerin birçoğunda yok. Yok, evet yani. Ha, kendi şeysine, gününe sahip çıkmayan bir nedir? Medya. Yok, medyaya değil. Ne diyoruz ona? Sektöre. Ya da işte neyse, siz ne diyorsanız, ben bilmiyorum, ben pek gazeteci değilim ya. Evet. Gazeteci demek ne yapmak? Gidip lokan şeylerde, özel toplantılarda en ön yerlerde oturmak. Gazeteci demek işte şu iş var elimizde ama bunu verirsek böyle, vermezsek öyle demek. Gazeteci demek farklı demek. Gazeteci demek dünün hoca efendisine bugün karşı olmak. Gazeteci demek bunlar olduğu için ben bu şeyin camianın ve düşüncenin dışındayım. Evet. Ben kendimi otosansür uygulamam. Benim bir beynim var. Kendi kendime düşünürüm. Ondan sonra da düşündüklerimi de istediğim gibi söylerim. Kimseyle kavga etmeden, küfretmeden, tartışarak. Küfretmeden, aşağılamadan. Ama eğer birkaç kez gündeme getirdiğimde o konu, ister yazılı basında olsun, ister sözlü burada olsun, buna hiç kimse, herkes kulağını tıkarsa bu sorunu çözmesi gerekenler, o zaman biraz daha sertleşirim. Mesela İmecik'teki tarlalar gibi, bilmem neler gibi. Hiçbir şey var mı? Yok. Ha. O zaman şöyle bir oturup konuşalım. Türkiye'de basın mı özgür değil, yoksa basın şeysi, sektörü kendi kendine otosansür mü uyguluyor? Örnek veriyorum. Bugün Türkiye'nin amiral gazeteleri dediğiniz gazeteler. Siz evet. Diyorsunuz, ben demiyorum ha. Sizin deyiminizdir bunlar. Yani sizin derken benim karşımdaki... Yani şöyle bir tanımadır. Basının amiral gemisi. Senin demedim. Ha. Basının amiral gemisi. Sen de böyle dersin zaman zaman. Şimdi sen de demiş oldun. Rahatlıkla senin üzerinden konuşabilirim. Tam basının amiral gemisinin patronu
acaba Hürriyet gazetesinde gazeteciler gerçek gazetecilik yapmaya başlasa kaçını işte tutar? Evet. O bir tartışma konusu, doğrudur o konuda. Peki o zaman ne kadar güvenilir? Evet. Peki o zaman ne kadar özgür? Basın özgürlüğü, ülkemizdeki basın özgürlüğü konusunda çok ciddi bir sıkıntı var. Kimden kaynaklanıyor? Bu konuda yani her şeyden kaynaklanıyor. Mesela? Yöneticilerden de kaynaklanıyor. Güzel. Medya patronlarında kaynaklanıyor, bizden de kaynaklanıyor, hepimizden kaynaklanıyor. Bizden derken bak kişisel konuşuyoruz. Çalışanlar da vardır mutlaka. Ha. Dediğiniz gibi otosansür uygulamak durumunda kalıyoruz. Ha. Dönem bunu getiriyor. Peki uyguluyor musun? Uyguluyoruz tabii. Ben uygulamıyorum işte. Aramızdaki fark bu. Niye? Bilemem orasını. Bak niye biliyor musun Nihat Toklu? O darılır bu küser. Darılsın küssün abi benimle evlenecek değil. Otosansür uygulamadığımızı söylemek doğru söylememek. Kendin için bunu söylüyorsun. Mümkün olduğu kadar az yapmaya çalışıyoruz ama... Bak kendin için, benim için söyleme. Ben ucundan, kenarından bir yerinden yine oraya dokunurum. Niye dokunurum Nihat Toklu? Bak şimdi. Şöyle düşünelim. Aşağı yukarı 5 yıldır ekranlardayız. Hı hı. Sen söylemeyeceksin, ben söylemeyeceğim, o söylemeyecek, diğeri söylemeyecek. Ne olacak bu sefer? O sorun orada kalacak. Evet. Mesela en son olaydan başlayayım ki toplum yanlış algılamasın. Şu içki yasağı konusu. Hı hı. Var mıydı böyle bir madde yasada? Var. Ha. Bunu kalkıp da bu dönemde gündeme getirmenin anlamı neydi? Evet, bu tartışılıyor. İşte mesele bu. Ha, o zaman kim getirdiyse gündeme, valilik değil, emniyet müdürlüğünden yapılan açıklama. Değil mi? Ya o zaman oturup bunu gündeme getirmezsen bu kente ihanet edersin. Ya da sanki yeni bir şeymiş gibi yeni kanun hükmünde bir kararname çıkmış, Antalya'da şurada içki içmek, alkol almak yasaktır gibi algılatırsan o zaman ne olur? Buna da kimse cevap vermezse, kimse tepki göstermezse ne olur? Kaos olur diye. Evet. Şimdi benim patronum, bu televizyonun sahibi. Hı hı. Kalkıp bana sen nasıl böyle bir şey dersin dedi mi? Demedi. Deseydi burada mıydım? Evet. Meseleye böyle bakacağız. Peki. Peki dur ya Toklu, bu basın günü gündür işte, bugün ne günü? Dünya basın özgürlüğü. Çamaşır asma günü gibi bir şey işte. Ya da sevgililer günü bile bundan daha iyi. Bak sevgililer günü, şunu unutma. Yerel gazetelere bakacağız Nihat Toklu. Evet. Tamam mı? Şunu söyleyeyim. Hı. Sayın Esendiler'in başlaması olmasa biz Dünya Basın Özgürlüğü gününden bir haber alacağız. Habersiz olacağız. Bak kendi adına ne olursun. Habersiz kendi olacağız. Adına ben de. Habersiz ben bunu olsun. Bilmeyen adam değilim. Yıllardır bu sektörün içerisinde. Yani gündeme gelmeyecek. Olmadığı için. Gündeme gelmeyecek. Böyle bir mesela Antalya günü... Gazeteciler Cemiyeti bununla ilgili bir panel, bir bilmem ne yaptı mı? Bildiğimiz kadarıyla yapmadım. Peki mesaj geldi mi Dünya Basın Günü bilmem neyin kutlu olsun mutlu olsun? Yok diye. Öyle bir şey de gelmedi. Peki diğer buradaki gazeteci arkadaşlarımıza da gelmemiş. Peki şimdi ben sözlerimde haklı mıyım haksız mıyım? Çamaşır asma günüyle basın günü müdür işte ne günüyse bir farkı var mı? Yok. O zaman bak bu tarihi unutma. Sevgililer gününde 14 Şubat mıydı? 14 Şubat. İşim o gün çok zor. Ya toplu bir sürü mesaj atmam lazım. 14 Şubat'ta bakacağım ben yerel gazetelere. Evet. Sevgililer günü mü daha önemliymiş yoksa kendilerinin günü mü daha önemliymiş? Ha, şimdi geliyoruz güzel bir nokta, iyi bir nokta. Bak aslında bu konunun çok irdelenmesi lazım. Kendi kendilerine otosansür uygulayan ve sansür uygulayan kafalar bunu her zaman getirip hükümetlere dayamıştır. İşte bunu yazarsak öyle. Evet. Sert muhalefete ya da muhalefete karşı mutlaka ki bir reaksiyon olacaktır. Hı hı. Bir refleks olacaktır. Ya bugün bu kızdı, yarın da o kızdı, öbür gün de bu kızdı. Aman söylemeyin. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gazetem açıkken net bir şekilde muhalefet. Ama Büyükşehir'den hiçbir toplantıya davet edilmediğimiz halde gelen bütün onların gönderdikleri bültenleri de kullanırdım. Neden? Kullanmazsam ben muhalefetliğimi gösteriyorum. Hayır, kullanmazsam okuyucularıma saygısızlık etmiş olursunuz. Bir sansür uygulamış olurum. Evet. Meseleye böyle bakacağız. Tepki koymak ayrıdır. Hı hı.
onu eleştirmek ayrıdır ama onun da yaptığı faaliyetleri dile ya da oradan gelen mesajları vermek de ayrı bir şeydir. Biz bunu başaramadık. Ya toplum olarak, gazeteciler olarak tabii şey nedir piyazcı bilmem kimle lokantacı bilmem kim bizim sorunumuzu çözecek değil. Bizim sorunumuzu kendimiz çözeceğiz. Aşağıdan yukarıya doğru çözmemiz gerekir. Fakat böyle bir sorunumuz da yok. Allah'a şükür bak. Sevgili Ergin'in de seyri. Bir de bugün bak işte bu yerel gazeteler Antalya'nın ayıbıdır. Ayıbı. Ben bu kentte bunları eleştirdiğim zaman, yerel gazeteleri eleştirdiğim zaman ya da yerel medyayı eleştirdiğim zaman herkes karşıma çıkıyor. Seninle de hiç anlaşılır mı? Elbette beni sevmeyeceksin. Evet. Şimdi beni hangi yerel gazete sever Nihat Toplum Evet, saatlerinde? Şimdi biz bir kez daha Körfez'e teşekkür edelim. Körfez gazetesine o kullanmış. O diğer gazetelerde de vardır. Bir yer daha gördüm ama göze çarpan bir yere değil. Ama Körfez gazetesi en azından bu Dünya Basın Özgürlüğü Günü ile ilgili haberi hemen logosunun şimdi yanında vermiş. Haklarını yemeyelim Nihat Toplum. İyice bakalım da haklarını yememiş olalım hiçbir gazetenin. Göze çarpan bir yerde göremedim en azından. Onu söylemek lazım. Daha geniş kullanmalarını beklerdik Ali Bey. Abi, Ali, evet. Bir şey siz söyleyeyim. Araya durun Ali Bey. Mesela ya. Bakın bizim programda vermiyoruz. Çünkü gazetenin sahipleri burada gazetenin okunmasını istemedikleri için. Mesela Gerçek Gazetesi'nde de var. Haklarını yememek lazım. Evet. Birinci sayfadan vermişler. Ondan sonra... sen oradan bir başka bir şey bul ki peki. Biz yanlış yapmamış evet. Olalım. Posta gazetesiyle devam edelim biz. Ali Bey diğer gazetelere bakıyor. Sıla'ya küfreden türkücüye hapis. Şarkıcı Sıla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı'da yapılan demokrasi ve şehitler mitingine katılmamıştı. Türkücü Davut Güloğlu da bir TV programında Sıla'ya küfür etmişti. Mahkeme Sıla'nın açtığı davada Davut Güloğlu'na hakaret ettin demiş ve 1 yıl 2 ay hapis cezası vermiş. Bu ceza 8.400 lira para cezasına çarptırılmış. Evet, umarız bir daha yapmaz. Davut Güloğlu atlı sanatçı olduğu söylenen kişi bu tür ifadeler kullanmaz. Bak mesela bugün yakışmayan bir ifade bu. İşte bu çok önemli. Birinci sayfadan verilmesi gereken bir haber, değil mi? Bu da düşünce özgürlüğü değil bu. Bu bir hakaret. Hakaretli yok yok hakaret. O açıdan söylemedim. Yani Türkiye'de başka hiçbir şey kalmadı. Bir bu kaldı. Yani niye Posta Gazetesi'nin üstte bugün bilmem basın işte ne bayramı? Çamaşır asma bayramı. Evet, çamaşır evet. İpine mandal takma bayramı mı? Neyse o. Mesela Hüsnü Şahin'in içinde bugünün anlamı ne? Çalarak değil de çalışarak geçinenlerin günü aydın olsun demiş. Şimdi. Çok anlamlı bir söz söylemiş. Dur şimdi işte burada acaba diye Sayın Şahin. Bak acaba diye düşünüyorum. Hüsnü Şahin bizim mesleğin içerisinde çalarak geçinenlerin olduğunu mu ima etmek istiyor? Camiayı çok iyi tanır. Basın camiasını çok iyi tanır. Sayın Hüsnü Şahin işletmecidir. Evet. Medya ile iç içedir. Bu yakından tanıdığı için bir kanısı vardır. Bak diyor ki bir çalarak değil de çalışarak... Bu ifade boşuna kullanılmamıştır. Bak çalarak değil de çalışarak geçinenlerin günü aydın olsun. Demek ki bizim meslek erbaplarından, mesleğin içindekilerden çalarak geçinenler de var. Ya buradan ben bunu çıkarttım. Hüsnü Şahin eğer bir yazı yazmışsa, o güne başlarken bu şekilde her gün bir mesaj yazarsa... Evet, bugünün paylaşır. Anlam ve önemi bu sözse şeye, Hüsnü Şahin'e şapka çıkarırım. Peki. Şapkam yok. Ne diyordunuz siz buna? Dastlar mı? Dastlar. Dastlar çıkarırım. Dastlar çıkarırsınız. Bak Nihat Toklu, toplum bizi o kadar güzel tanıyor ki, meslek evraplarımızı. Bizi derken o anlamda söylüyorum. Allah'a şükür hiç üstüme alınmıyorum. Alnım açık sokakta geziyorum. Hiç kaldırım taşlarını saymam Nihat Toklu. Parke taşlarını da saymam. Aç kalırım, dik gezerim. Peki Ali Bey. Bu da böyledir. Peki. Ha demek ki bizim mesleğin içerisinde çalanların da olduğu için hiç kimse bugün ne köşe yazılarına bakmadım. Köşe yazılarına da bakacağım ki acaba hani basın gününü kutlayan var mı? Hani kendi kendinin gününü kutlamazlar. Kutlayan varsa da teşekkür edeceğim. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ymüş efendim. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ymüş. Peki. Parti rozetli başkan dönemi Posta'nın manşeti. Parti rozetli başkan dönemi 16 Nisan'da referandumda %51.4 ile kabul edilen anayasa tarafsız cumhurbaşkanlığı makamını kaldırdı. Türkiye'de partili cumhurbaşkanı dönemi dün başladı. Erdoğan 979 gün sonra AK Parti'ye resmen döndü. 21 Mayıs'ta da genel başkan olacak deniliyor haberde. Şimdi keza diğer gazetelerde de bu var.
Hürriyet'e bakıyoruz. Dönüş imzası haberi var. Erdoğan, sevdam, aşkım, yuvam, beşinci çocuğum dediği AK Parti'ye 979 gün sonra döndü denilmiş sürmanşetteki haberde Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı başladı diye de devam edilmiş. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesi birinci sayfasını hemen hemen bu habere ayrılmış. Birinci sayfasının neredeyse tamamını yuvama, sevdama, aşkıma döndüm diye büyük bir fotoğrafla birlikte değişik fotoğraflarla ekleyerek bunu kullanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 979 gün sonra bu hasret sona erdi. Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden dönüyorum. Bir kez daha selamün aleyküm demiş. Bunun haberi var. Milliyet nasıl vermiş ona da bakalım. Milliyet'te aşkıma geri döndüm diye aynı haberi birinci sayfasında gözyaşlarını tutamadı diye alt başlıklarla vermiş. Salondan manzaraları anlatmış Ali Bey. Evet, yeni bir döneme başladık. Partili Cumhurbaşkanlığı dönemine başladık. Daha önce siyasi parti başkanı olup da meclise, Cumhurbaşkanı olanlar o rozetlerini çıkarırlardı. En azından şeklen, evet, bir de onu göstermeye çalışırlardı. Artık bu dönem kapandı. Sayın Özal'ın, Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde biliyoruz. Siyasi parti genel başkanlıklarından geldikleri için söylüyorum Sayın Erdoğan gibi. Onların farklı bir cumhurbaşkanlığı yöntemi vardı. Şimdi yasaları onu gerektiriyordu. Kendiler de onlara uydular. Şimdi referandumdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı artık partili cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye de göreve başladı. Türkiye'de yeni bir döneme girdi. Nasıl olacak bunu da yaşayarak peki, göreceğiz Ali Bey. Mesela herhangi bir partinin genel başkanı, ben genel başkanım ama cumhurbaşkanlığına aday değilim. Benim partim iktidara gelirse cumhurbaşkanını farklı bir şekilde adayımız olur diyebiliyor mu bu yasayla? Diyebilir herhalde. Diyebilir mi? Diyebilir. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi öncelikle bu iş çok konuşulduğu için biliniyordu. Evet. Biliniyordu zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin başına geçeceğini herkes biliyordu. Evet. Sağır Sultan biliyordu. Dediğiniz gibi veya birçok yorumcunun da söylediği gibi hiç ayrılmamıştı zaten. Ki bunu her yerde de söylüyordu zaten. Ve gizli kapaklı da bir şey yapmıyordu. Ha, yasada Cumhurbaşkanı tarafsızdır der. Evet. Taraf olmayan da B taraf olur düşüncesinden yola çıkarsak iş farklı. Cumhurbaşkanı evet tarafsızdır Cumhurbaşkanı denildi. Şimdi o ifade kaldırıldı. Evet. Cumhurbaşkanı artık bir siyasi partinin de genel başkanı veya üyesi en azından olabilecek. Genel başkanı da olabilecek. Şu anda üyesi. Genel başkanı zaten olacak. Üyesi şu anda genel başkanı. 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede genel başkan olması da bekleniyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Böyle bir döneme giriyoruz. İlk kez tabii bunu da görmüş olduk. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek Ali Bey. Ya bunu sizin jenerasyonun şeysi hep bunlar. Evet. Nihat Topluluk. Gelelim öbür tarafa. Şimdi 2019'da seçimler var. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını mı aday koyar sizce yoksa başka birini aday gösterir mi? Konu bilmiyorum Ali Bey. Şimdi bu konuya bağlı kalalım diyoruz. Bir soru sordum daha Nihat Toklu ya. Bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Zaten bilmiyorum desem var ya bilmiyorum. Ya da bir yorum yapsaydım vallahi billahi hayret ederdim. Bilmiyorum yani. Böyle niye biliyor musun? Aman bilme. Aman dokunma. Aman etme. Yani Ali Bey konu ne? Bak anlatmak istediğim farklı bir şey. Anlat o zaman canım. Ben öyle yok ama bir soru sordum sana. Soruya cevap bilmiyorum. Nihat de ki ben bilmiyorum. Dedim mi bilmiyorum. Ama kafasına geldi miydi? Sen gazeteciliğe başlamışsın, ben sana şey taşımışım. Bilmiyorum dedim. Ne diyor, ben sana doğru, ne taşımışım? Niye bilmiyorsun diye soruyorsunuz. Yok sana öyle taşımışım yok, öyle mi? Bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. İşte böyle. İşte sizin yüzünüzden medya bu halde Nihat Toklu. Ali Bey şimdi kişiselleştirme olayı. Hayır abi sizin yüzünüz. Bak Nihat Toklu. Kişiselleştirme. Konuya kişiye söyleyeceksin söyle. Neyse tamam. Farklı konu var çünkü. Farklı konu yok ya. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin başına geçti Recep Tayyip Erdoğan. Zaten kurduğu partiydi. Zaten referandum sürecince partili cumhurbaşkanı olacak dedi. Onun için oylama yapıldı, referandum yapıldı. Olsun mu olmasın tamam diye. Bitti. Tamam, bitti. Yani bunu tartışacak bitti. Diye yeni konuya geçtim. Yeni konuda şu. Yani, tekkeye mürit aramıyoruz demiş Sayın tekkeye mürit aramıyoruz demiş. Sayın Cumhurbaşkanı onu konuşalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin AK Parti'yi destekleyen yazarlar arasındaki kavgaları, tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlamış. Çirkin yaklaşımlar demiş birçok yazarın, bazı yazarların biri AK Parti'yi destekleyen yazarların biri hakkındaki iddiaları, söylemleri hakkında. Son dönemde çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış demiş. Biz tekkeye mürit aramıyoruz ki diye de ifade etmiş. Evet, bu çok konuşuluyor. AK Parti'yi destekleyen, Cumhurbaşkanı'nı destekleyen medyadaki birçok medya kuruluşundaki yazarlar birbirleri hakkında çok sert... Görüşleri aynı olan diyen, destekleyen derken sanki yani öbürlerini köse... Ortak noktaları AK Parti'yi desteklemek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemek olan birçok yazar birbiri hakkında olmadık ifadeler kullanıyorlar. Solda da var aynı şey. Solda da vardır, mutlaka vardır. Şimdi onu konuşuyoruz. Şimdi pek sağda pek görünmezdi bu da. Birbiri hakkında bu kadar ağır ifadeler, birbirlerine yalancılıkla suçlamalar, daha farklı ifadelerle suçlamalar. Hiç olmaz mıydı Nihat Toklu? Pek görünmez Ali Bey. Geçmiş dönemlere bir bakalım abi. Neyse, bunları bu şekilde değerlendirilmiş. Şimdi bak, Ali Bey. Recep Tayyip Erdoğan çok değişik bir profildir. Kim ne der desin Nihat Toklu. Çok farklı bir profildir. Ve AK Parti üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlığı partinin ağırlığının çok çok üzerindedir. Evet. Yarın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den ayrılıp başka bir parti kursun. AK Parti o köy yaşamlarında vardır. Hani yeni civcivler, yavrular olur da Şahin Mahin geldiğinde her biri bir tarafa gider ya. AK Parti o araya gelir. Kim de der desin. Ya bu şey bu. AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demek, Recep Tayyip Erdoğan demek AK Parti demek. Şimdi birçok milletvekili çıkıp o televizyonlarda millete yani o görüşte olmayanlara zaman zaman küfredebilecek derecelere gelen milletvekilleri aday değil izlemeye başladılar. Bir de meslektaşlarınızdan biri sizin. Benim meslektaşım değil, sizin meslektaşlarınızdan. Biri de o. Şimdi niye bunlar aday değilim sözlerine başladılar? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan artık partinin fiili başında. Yani eskisi gibi başbakanla pazarlık, başbakanın pazarlık hakkı yok. Evet. Şimdi partili bir cumhurbaşkanı, partili bir sistem, partili bir yöntem. Tamam mı? Ve Türkiye'nin bugünkü tartıştığımız konuları. Bunlar mı olmalıydı? Yoksa Türkiye'nin bugün artık bitmiş referandum. Hı hı. Halen daha referandumdaki oyları tartışıyoruz. Şurada şu kadar, burada bu kadar. Bugün bir iki yazar yine aynı konuya denk şey etmiş. Oyların ağırlığı, o geçersiz sayılan oyların ağırlığının nerede olduğu, ne olduğu, bilmem nelerin olduğu. Onların niye, hayır mı oldu, evet mi oldu diyorsunuz. Niye öbür tarafta az çıkmış da o şey geçersiz oyla orada yüksek çıkmış falan. Biz hala bunları tartışıyoruz. Demek ki Türkiye'de gündemin yerine oturabilme şansı yok. Bölge şeysiyle doğru. Bir de biz Türk halkı olarak çok farklıyız. Onun için biz 2019'un seçim yapılacak ya, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ya 2019'da. Ne zaman yapılacak? Tarihi belli mi? Değil. 2019'da. Yok yok yani tam tarih. Tam bilemiyorum. Onu. Mesela diyelim ki Haziran'ın 20'sinde. Evet. 19 Haziran 2019'da halen daha bugünkü referandum sayfalarda olacak. Evet. Çünkü böyle bir toplum. Tarihe geçti ve tartışmalı şekilde geçti. Tarihe geçti açısından değil. Biz tarihe bunları... tartışmalı geçti. Ama o geçti. 1946 referandumu gibi, o seçimi gibi hep 1946 konuşacağız. Referandumunu, şu referandum olana kadar kaç kişi biliyordu? Çok kişi biliyordu Ali Bey. Ya bırak ya. Çok kişi biliyordu. Ben biliyordum mesela. Sen bildiysen evet. Tamam. Daha evet. Sen biliyorsan herkes biliyor. Kısa bir aramız var efendim. Aramızdan sonra Türkiye gündemini bitiremedik. Oradan devam edeceğiz.
Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Evet, ilk bölümde Türkiye gündemine baktık ama Türkiye gündemi oldukça yoğun, bitiremedik. Devam ediyoruz Türkiye gündemiyle ilgili haberleri okumaya. Bunlardan bir tanesi siyaset oldukça hareketli. Adaylık için ilk sinyaller diye manşet var Hürriyet'te bugün. Deniz Baykal'ın CNN Türk'te, Türk'teki çıkışı adaylık işareti olarak algılanırken CHP yönetiminden de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sinyaller geliyor denilmiş. Baykal'ın ya aday ol ya da bırak çağrısı Fikri Sağlar ile Muharrem İnce'nin yönetime karşı çıkışları CHP kulislerini hareketlendirdi. Yönetimde %49'un adına aday olacak kişi Kılıçdaroğlu'dur görüşü hakim olmuş. Hatta Kılıçdaroğlu ekibinin başta Akşener olmak üzere Vatan Partisi, Saadet Partisi ziyaretleriyle süreci başlatacağı konuşuluyor imiş Ali Bey. Baykal'ın önerisinin temelinde de Meral Akşener ve Ahmet Türk'ün Türkiye Başkan Yardımcılığı önermeye kadar uzanan geniş bir modelin yattığı öne sürülüyor deniliyor. Kılıçdaroğlu'nun dün grupta yaptığı konuşma vardı. Partici kavgaya izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri kapının önüne koyacağız sözleri yakın gelecekteki önemli gelişmelerin habercisi imiş deniliyor gibi değerlendiriliyormuş. Baykal'ın PASOK modeli denilmiş gene küçük bir haberde. Baykal'ın önerdiği aklındaki modelin Yunanistan'daki PASOK'u Fransa'da Sosyalist Parti'nin uyguladığı adayın tüm parti üyeleri tarafından, Cumhurbaşkanı adayının tüm parti üyelerinin yanı sıra başka parti üyelerinin de desteğiyle, katılımıyla seçilmesi önerisi. Yani Cumhurbaşkanlığı için de 100 bin imza falan gerekiyor ya, bu 100 bin imza için de herhalde diğer siyasi partilerin de, partiye gönül verenlerin de imzaya açılması, onların da desteğini alması anlamında bir durum. Evet, siz biraz sormuştunuz ilk başta. CHP'de durum nedir? CHP'de de böyle bir şey var, bir hareketlilik var. Var, bir tartışmalar var, parti içi durumları söz konusu. Baykal ben Cumhurbaşkanı adayı olayım diye düşünüyor. Evet. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nu bir grup sen olmalısın diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa partinin başında genel başkan olarak kalacak mı, kalmayacak mı? Söylemine bakarsanız kalmayacak. Öyle olursa eyvallah. Eğer partinin başında hem genel başkan hem de cumhurbaşkanı adayı olursa o zaman referandumda niye biz hayır verdik ki? Evet. Yani biz niye hayır verdik? Daha önceki açıklamalardan yola çıkarak konuşuyorum. O dündü, dündünde kaldı. Hayır, şey söylüyordu. Biz göreve gelirsek eski sisteme döneriz, tarafsızlığa döneriz. Ama bak dündü. Evet. Şimdi gibi. Siyaset çok farklı bir şey. Nihat Toklu. Şimdi referandum sürecinde Deniz Baykal'ın önü bu şekilde biraz açılmasaydı, yani televizyonlara çıkmasaydı, işte orada burada şey yapmasaydı, Deniz Baykal çıkıp bugün ben adayım diyebilir miydi? Yok. Ya 49'un, %49'un içerisinde Deniz Baykal benim de payım var diyor. Doğru. Evet, çalıştı, onu da gördüm. Tabii ki, herkesin payı var. Ya toplum. Evet, çalıştı. Yani. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi şunu nasıl yapacak? Benim en çok merak ettiğim konu o. Partili Cumhurbaşkanı sistemini isteyecek mi? Devam ettirecek mi? Yoksa tarafsız cumhurbaşkanı bugünkü anayasadaki maddeyle mi devam edecek? Yani değişen anayasayı değiştirdik. Tarafsız değiştirdik cumhurbaşkanı. Ama resmi gazetede yayınlandı mı? Henüz yayınlanmadı. Seçim sonuçlarıyla birlikte 2019'da. Ama 2019'dan itibaren şu anda eski anayasa geçerli değil mi? Eski anayasa değiştirdiğimize göre geçerli değildi. O maddeler geçerli değildir. Şu anda cumhurbaşkanı partili ve taraflı olabiliyor. Tamam, neyse. Orada bir sıkıntı yani yok. Bu nasıl çözecekler bunu? Ben bunu merak ediyorum. Bir. Evet. İkincisi, şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki sesler. Evet, demokrasi çok hoş bir şey. Herkesin konuşması çok hoş. Yükseltilmesi de çok hoş. Hı hı. Ama partinin de belirli tüzüğü var. Nasıl bir tüzük? Yani tüzük derken bunu konuşulmasına engel mi? Yok, tartışmaya partinin, engel mi? Yok. Buna engel değil herhalde. Bunu söylemek lazım. Şimdi Ali Bey şöyle ses aldım da dedim ki acaba dedim şey mi dışarıda hani belki bir kavga var da şeyde. Bizim arka sokakta dedim bir kavga mı var da dedim canlı yayınlayalım diye düşündüm de çünkü dağılıyor insan.
Nerede kalmıştık? Korkutelinden aşağı mı indik? İndik. Şimdi CHP içinde bu tartışmalar hep olur. Şu anda verilen %49'luk hayır oylarının içinde mutlaka CHP'nin önemli katkısı var ama bunun tamamı CHP'ye ait değil. Yani. Bu değil. Bunu kimse muhalif, buna kimse sahiplenmesi gerekir. Tabii Meral Akşener'in ve diğer muhaliflerin, Ümit Özdağ'ın olduğu muhaliflerin. Ya şurada herkesin var. Evet. Ahmet Türk'ün veya HDP'nin oyları var. Onun dışında Saadet Partisi'nin oyları var. Vatan Partisi'nin kısmi oyları var filan filan. Geniş bir cephenin burada katılımı söz konusu. Sosyalistlerin solun oyları var. İşte benim de anlatmak istediğim buydu. Cumhuriyet Halk Partisi ya da hayır diyen kitle buradan mı birini çıkarmalı? Yoksa bir partinin genel başkanını mı? Ben bir partinin genel başkanının çıkarılmasını doğru bulmam. Belki daha toplumu kucaklayabilecek, %49'u kucaklayabilecek herkesin... %60'ı değil. Şimdi örnek veriyorum. Ha, doğrudur, %60 değil. Doğrudur. O %49 derken %60 demek istedim. Daha geniş bir kesimi kucaklayabilecek. Ha, şöyle düşün. Yani %49 ya da %52 bulursa, %51'i bulursa... Yo, niye %51 ile %52 bulursa... Yani belki bu, toplumun tamamını demek lazım bu açıdan. O siyasi parti genel başkanını göstermezseniz... Her şey... her düşüncenin karşısında mutlaka bir düşünce vardır. Ona evet. Karşı bir düşünce vardır. Mıknatısın kutupları gibidir. Düşünceler böyledir zaten. Ama illa de benim fikrimi herkes benimseyecek diye şey... Şöyle düzeltelim. %49 artı diğer kesimleri de kucaklayabilecek gitti. Bir aday. Aday profili. Bu bir siyasi partinin genel başkanı olmamalı. Mesela bu. İlk bakış böyle. Olursa da oradaki yeminle sadık kalmalı. Oradaki yeminini... Orada diyor ya Cumhurbaşkanı'na tarafsızdır diye. Cumhurbaşkanı artık tarafsızdır demiyor canım. Şimdi eskiden de o. Ya eski şey diye. Sen dedin ya CHP eskiye dönecek şey diye. Diyor yani. Ha, o anlamda söyledim. Tekrar ben tarafsızla şimdi, döneceğiz şimdi diyor. Şimdi şu bir şey. Partili Cumhurbaşkanlığını denedik mi biz hiç? Partili başkanlık sistemini bilmiyoruz. Yok, denemedik. Bilmiyoruz. Denemedik. Şimdi, mesela ben bir dönem denenmesinden yanayım. Açık söyleyeyim. Neden diyeceksin. Abi şimdi ben bilmediğim bir resmi, bir fotoğrafı nasıl yorumlarım? Evet. Ha, böyle olmayacağı, mesela bizim yasalardaki o tarafsız olması, şusu busu, hep böyle geldiğimiz için kültürü, düşünce kültüründen böyle geldiğimiz için bana ters. Fakat öbür tarafında gerçekten bazı şeyler deneme yanılma. Keşke bunu 1980'de, 82'de, 83'te yapmış olsalardı da o deneyimden gelmiş olsaydı. Peki. Gelişmeleri izleyelim Ali Bey. Ne var ne yok onu da göreceğiz. Bu arada Bakırköy'ün son yeşili tehlikedeymiş, onu da söyleyelim. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bulunduğu, biz Akıl Hastanesi olarak biliyoruz da, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu. Niye bana bakarak söyledin yine? Da bir alanda, size bakarak karşımdaki muhatap sizsiniz Ali Bey. Yani oradaki... Rodin'in yani düşünen adam da ben mi? Biraz benzeşme var tabii. Benzeşme var, onu da söylemek lazım. Zaman zaman dersiniz ya ben bana her gün bayram derim. Bana her gün bayram dersiniz. Yani oradan çıkarak deli size her gün bayram diyenlerin olduğu hastanenin de yer aldığı yeşil bir alan var Bakırköy'de. Ya burada bile rahat olamıyorsun. Bak sana bütün pasları vermeme rağmen Nihat Toplu şu sansürü kafandan bitsin ya. Ya şimdi insanlara ben deli sözüne deli tanımın sıfatını pek benimsemiyorum yani böyle insanların. Abi delilik demek aptallık, akılsızlık bilmem ne değil ki ya. Hepimizin ruh sağlığında sıkıntılar yok, şey, büyük küçük abi vardır. Abi bir şey söyleyeyim, deliler ruh sağlığı olanlar değildir, az akıllı olun ya. İşte IQ'su evet. Yüksek olanlar delidir hocam ya, siz akıllı o olun. O tanım ya. Çok hoş değil siz yani. Siz akıllı olun. Deli tanımı kadar güzel bir şey yok Nihat Toklu ya. Vallahi billahi deli olmak kadar güzel bir şey yok. Evet. Bak Nihat Toklu delikanlı. Deli Tay. Evet. Ondan sonra deli adam. Bak ne kadar güzel şeyler. Hiç gördün mü ya akıllı adam diye? Yok. Evet. Ha, deli yürek arkadaşım. Atın iyisi doğru, yiğidin iyisi deli olurmuş. Mesela derler de, öyle ya, derler de. Tabii bakayım bir şey. Korktuğundan değil de bir hakaret anlamda kullanmayalım hakaret diye kullandım. Şimdi burada 1000 dönümlük bir arazi varmış. Hastanenin de içinde olduğu. Şimdi bu bakanlık demiş ki Çevre Bakanlığı bunun birazını biz tırtıklayalım, bir şey yapalım burada, imar açalım demiş. 10 dönümüne imar açalım demiş. Böyle açtığınız anda bu gitti. Tıpkı Atatürk Orman Çiftliği gibi
tıklamaya başlarsa birisi devamı geliyor. Orada kemirle kemirle orada yeşil arazi alan kalmaz yakında. Bunu vermemek yani lazım. Yani bizim yeşilimize dokunmasınlar. Evet, Bakırköy Belediyesi de itiraz edecekmiş yani bu karara. Bizim yeşilimize dokunmasınlar. Yani. Evet, bunu da söyleyelim. Geçelim Ali Bey, bölge gündemimize Çevre biraz da. Çevre Bakanlığı var mıymış Türkiye'de? Çevre Bakanlığı var. Onların Antalya'da bir bürosu var mı? Ya da İl Müdürlüğü var. Ne? İl Müdürlüğü var. İmece'yi hiç görmüyorlar mı bunlarda? Gidip... Siz konuştunuz, söylediniz, duymadılar. Yok. Şimdi genel basında yayınlandı. Gene duymadılar, duymamışlar. Bugün başlama gördünüz mü? Nerede? Dün yayınlanan bir haber üzerine böyle böyledir falan gibi yetkililerden, Çevre Bakanlığı'ndan, Çevre İl Müdürlüğü'nden başlama geldi mi? İl Müdürlüğü var mı burada? Var, var. Nerede, var. Yeri nerede acaba? Nerede? Galiba Antalya Adliyesi'nin yakınlarındaydı. Oralarda. Size. Orada bir yerdeydi. Çevre İl Müdürlüğü. Çevre İl Müdürlüğü yok da burada yeminli bir büroyla falan çalışıyorlar yok, diye. Yok, var, var. Mesela şey bizim bazı yerlerde temsilciliklerimiz var ya, mesela birçok ülkenin başka ülkelerde temsilcilik. Ha öyle bir şeyle mi temsil ediliyorlar diye merak ettim. Evet. Fahri konsolos, fahri elçileri yok yani. Resmi olarak, kurumsal olarak Allah Antalya'da Allah. Bakanlığın birimleri var. Allah. Ama o birimler bu haberleri görmüyorlar, Allah. Duymuyorlar. Onu bilemiyorum artık. Vay. Görmüyorlar mı, duymuyorlar mı? Vay. Onu bilemiyoruz artık. Vay. Sessizlik var. Vay, vay diyor. Evet, gelelim Hürriyet Akdeniz'e. Hürriyet Akdeniz demiş ki işsizlik kadınları vurdu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın 2016 yılı verilerine göre geçen yıl Batı Akdeniz bölgesinde binlerce kadın işsiz kaldı. Ekonomik krizin faturası kadın çalışanlara yansıdı denilmiş haberde. Evet Ali Bey, geçen yıl işini kaybeden Antalya'da 8.228 kadın, Burdur'da 2.211 kadın, Isparta'da 866 kadın olmuş, işsiz kalmış bunlar, çalışan kadınlar. Hadi Antalya'da turizmden dolayı, öbür yerlerde... Ekonomideki genel daralmadan dolayı, genel sıkıntıdan dolayı. Tarımda sıkıntı var, hayvancılıkta sıkıntı yani var. Yani ilk önce kadınları mı çıkarıyorlar? Evet, önce kadınları çıkarıyorlar. Kadınlar da etkileniyor mutlaka, diğerleri de çıkarılıyordu da. Yok yok, yani olayı ben tersten bakmadım. Yani mesela bir kurumda biri çıkacaksa önce kadından mı başlıyorlar? Evet. Niye? Böyle oluyor ama bu tür bir durum var ne yazık ki. Genel bir anlayış var böyle bir şey. Ali Bey, bu da ciddi bir sıkıntı. Bunu da söylemek lazım. Ben mesela Burdur'da, küçük bir il Burdur, 2211 kadının işini kaybetmesi çok önemli o kent için. Bunu da söylemek lazım. Vahim bir durum. Isparta'dan bile fazla oradaki. Isparta'nın 3 katı neredeyse kadın işsiz kalmış Burdur'da. Şimdi bir geri dönelim de. Evet. Günay Fırat diyor ki bazı şeyleri anlamak için yaşamak gerekmez. Dene yanıl nereye kadar? Eğitim sisteminde deneyimledik bunu. Olmuyor. Partili Cumhurbaşkanı demokrasiyi yaralayacaktır. Mesela ben temsil edilmeyeceğim demiş. Evet. O konuda mesela gene Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından birinin sözü vardı. Bu ya, anayasa değişikliğini hazırlayanlardan birisinin bir açıklaması vardı. 3-5 sene deneriz, bakarız, olmadı. Eskiye döneriz şeklinde. Tabii bu gerçekten bize bir fatura getirebilir, sıkıntı getirebilir. Bazı şeylerin, dengeler değişebilir, yerinden kalkabilir. Cem Balkan da başka bir pencereden bakıyor. Sayın Ali Orhan doğru söylüyorsun diyor. Sistemi denemek gerek. Sistemi bilmiyoruz. Sistemi uygulayacak olanı biliyoruz. O da sistemin sonucu hakkında bilgi veriyor. Bilgi veriyor. Yani kişiye dayalı bir şey olduğundan dolayı, sistem olduğundan dolayı problem yaşarız diyor. Peki. Bu arada bir şey okuyayım, özür diliyorum. Çünkü bunlar geçiyor zaman, olmuyor. Atatürk Yılmaz diyor ki basın özgürlüğümü hala dinleyemiyoruz radyo konusunda. O konuda çalışmalar devam ediyor ama bu işler hop deyince olmuyor. Ondan sonra Nurettin Leman Utku günaydın. Dünya Basın Özgürlüğü Günü demiş bugün için. İşte bak basının neler, aynı günde neler olmuş Nihat Toklu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatı. İkinci Beyazıt Han'ın tahta çıkması. 1481. Şükrü Köse akrabalarımdan biridir. 3 Mayıs basın özgürlüğünün kutlu olsun. İlk defa yazdı bana. Demek ki o da bugünü bekliyormuş. Ve güzel bir şey okuyayım sana. Marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine gelip ezerlerse güzel kokmak. Kekik misali, lavanta çiçeği misali, fesleğen misali, ıtır misali, Yunus misali, Nazım misali. Evet. Bedri Rahmi'nin güzel bir şiiri. Abdullah Kırlan paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Su ismi gibi değil bu adam ya biraz. Zaman zaman böyle normal işler yapıyor. Peki.
Murat Gündoğdu iyi yayınlar demiş. Kadir Kaya iyi yayınlar demiş. Hüseyin Özel günaydın iyi yayınlar demiş. Cem Balkan bu işin bir de öbür tarafı var demiş. Kudret Kaçmaz iyi yayınlar demiş. Mustafa Kök iyi yayınlar dilemiş. Şimdiye kadar ki bunlar. Ha, Aydan Çilingiroğlu da Duacı'dan günaydın demiş. Cem Şahan günaydın, alkol yasağından sonra turizmin göz bebeği Manavgat Ilıca ya tatile tipi cezaevi onaylandı, Antalya'ya iyi gelecek. Allah. Manavgat Ilıca'da L tipi. Ilıca'ya. L tipi cezaevi ha. Anladım. L tipi cezaevi yapılacak Ilıca'ya. Cem peki. Ataman iyi günler dilemiş. Sebahattin Kurt. Selahattin Kurt, Çevre Bakanlığı var. Kepez ve Santral mahallelerinde kentsel dönüşüme aldı ya, ama öyle bekliyoruz. Hareket zayıf, selamlar demiş. Evet. Peki Ali Bey. Yabancıya yerli, yabancıya 20, yerliye 2 lira. Nedir bu? Yabancıya? 20, yerliye 2. 2. 2. Ya biz hep yerliye çift kattı, yabancıya ucuzdu ama oteller öyle falan. Değil, öyle değilmiş. Bu Şalampur Kapalı Yolda, Antalya'nın merkezinde, Kazım Özalp Caddesi'nde dondurmacıların tarifesiymiş Ali Bey. Yazar kasası falan yok bunların. Yerliye ayrı, yabancıya ayrı fiyat uyguluyorlarmış. Oradaki dondurmacılar yabancı turistlerin kandırıldığını iddia etmiş bir esnaf. Bölge esnafı, gözümün önünde iki İngiliz turiste külahı 20 liradan dondurma sattılar demiş, bir külah dondurmayı. Ama yerli müşteriye 2 liradan veriyorlar demiş. Olaya müdahale etmeye çalıştım, neredeyse ben suçlu olacaktım. Doğrudur. Demiş. Yaşananlarla ilgili çok sayıda şikayet alınıyormuş. Nerede oluyor bu? Bir dakika da söyleyeceğim. Kaleder Başkanı, Kale Kapısı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Kilit, herkes yasalara uymak zorunda diye konuşmuş, değerlendirmeye. Önce kendi uyacak. Konuşmuş. Önce o kale ne derneği? Kaleder. Kale kapısı esnafları. Esnafı. Ha. Önce kendisi uyacak. Orada o köpek maması bilmem nesi şu su bu su satıyor. Evet. Surların dibinde. Lafa sıra geldi miydi, bir başkası işgal etti miydi, orayı işgal altında diyorlar. Kendileri niye yapıyor bunu? Bir, iki. Evet. Bu dondurma olayı nerede meydana gelmiş? Hangi caddede? Kazım Özalp yani. Kapalı yolda. Meydana gelmiş. Şimdi bu sadece buraya hasbi, yani bu bölgede yakınlarımızdan da biliyoruz. Mesela git oturdukları zaman, biz soda istedikleri zaman diyelim ki bir fiyat, yüksek bir fiyat söylüyorlar. İtiraz etmişler. Şimdi niye böyle falan? Çay da yüksek. Yüksek gelmiş. Ya siz gene iyisiniz. Biz turiste demiş bunu iki katına satıyoruz. Yani 5 lira yer 10 lira. 5 lira istiyorsun diyelim ki yerli turisten, yerli müşteriden. Biz turiste 10 lira diyoruz demiş. 8 lira 10 lira diyoruz. Kaleder Başkanı'na buradan gibi bir soru soracağım. Onu da basın yoluyla, medya yoluyla açıklarsa sevinirim. Acaba kendisinin olduğu bölgede büfe olup da açıktan alkol veren var mı yok mu? O bir. O soruyu soralım biz. İkincisi de buna da değinelim. Şimdi yaz geldi, dondurma tasarrufları arttı, arttı ve turiste bu şekilde satılıyorsa nerede bizim turizm zabıtası, zabıta nerede? Ya, turizm zabıtası ne etsin, cezası yok. Nasıl yok? Ne cezası? Cezası yok mu? Kabahatler kanununun bunun cezası ne biliyor musun? Bu yani cezası herhalde bunun bir fahiş fiyatı, müşteriye mal satmanın cezası ağırdır diye düşünüyorum. En azından 150-200 lira, 500 lira ceza kesersiniz. Başı şöyle önünde gezen zabıtalar ne olduğu yerden? Tabii. Hı. Evrakları tamamlanmadan adamlar dışarı. Şu konuda haklısınız. Hı. Orada eğer birileri oraya bir tezgah koyuyorsa arkasında hatırlı birileri vardır diye düşünüyor herhalde. Hatırla, eski özel idare binası vardı, işhanı vardı, yıkılan yer, evet. Meydan oldu sonradan. Hemen ne hamamıydı oradaki? Onun yanı. Özel idare işhanı. Eski işhanı yok muydu, yıkıldı? Özel idare işhanı, evet. Yıkıldı. Kadın yarındaki. Abi ne kadın yarı ya? Özel idarenin şeyde de bir şey, özel idare dedim, vakıfların. Vakıfların bir binası vardı, yıkıldı, işhanı vardı, yıkıldı, meydan oldu orası. Oldu. Kale kapısında. Ne? Pazar hamamının olduğu yerdeki değil mi? Hı-hı. Onun yanı. Orada geldi adam, köfteci açtı. Evet. Getirdi şeyin ortasına,
Meydanın ortasına köfte şeysini, masalarını koydu. Kim ne diyebildi uzun bir zaman? 2 metrekarelik bir iş yeri. 2 metre bile yok. Yarım metreye bir metre. Kim ne diyebildi? O kadar kapalı bir yeri var. Onun önüne meydana aldı, kullandı bir süre. Meydana getirdi, köfte masalarını koydu. Az kaldı ki Benjamin Toşçak şeysi de yapacaktı. Kızartması. Evet. Böyle bir durum var. Buradan yetkililere bir kez daha uyaralım. Hayır. Kesinlikle yetkililer sizi uyarmıyoruz. Duyuralım. Hayır, hayır, hayır. Turizm zabıtası. Hayır, Antalya'daki yetkilileri uyarmıyoruz. Nihat Toklu'nun hatasıdır bu. Bunu kimden soruyorduk biz bu tür olayları? Kimden soruyordunuz Ali Bey? Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu'ndan soruyorduk. Hı hı. Bir o. Son dönemlerde kimi eklemiştik buna bir de? Kim eklediniz? Atilla Güner'i. Köyünün Rize Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünün muhtarı Atilla Güner'i. Bunlardan soracağız. Niye orada yatıyorsunuz da gelip bunları yapmıyorsunuz diye. Düzeltmiyorsunuz peki, diye. Peki. Haberimizle bu bölüme devam edelim Ali Bey. Polisin gözü kulağı olan bir araçtan bahsedeceğiz şimdi. Kanat isimli araçtan bahsedeceğiz. Bununla ilgili haberimiz var. Onu bir izleyelim. Diyarbakır Sur'da güvenlik güçlerine molotof kokteyli atanları tespit eden, 20 kilometreye kadar görüntü alan, 3 kilometreden 108 kilometreden plaka tanıyan ve gece gündüz aktif olan özel lensleriyle emniyetin göklerdeki kartal gözü kanat Antalya'nın güvenliğini havadan sağlıyor. Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşti. Gerek havada polis helikopteri, gerekse yerde 2000'e yakın polis memuru sorunsuz bir kutlama geçmesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Doğuda 2, batıda ise 4 ilde konuşlu bulunan bu helikopterlerden birisi de Antalya'da görev yapıyor. Kanat ihtiyaç olan her noktada yerdeki emniyet birimlerine destek veriyor. Bizim helikopterimizin teknik bazı özellikleri var. Görüntü aktarımı. Gece gündüz uçabiliyoruz. Hangi birim olursa olsun emniyet teşkilatının o birime bizim teknik kabiliyetimiz doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Antalya Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü'nün havalimanındaki yerinden havalanan helikopter hem sivil havacılık hem de polis telsizinde kanat koduyla çağrılıyor. Helikopterimiz TS kod olarak kanat olarak geçmektedir. 2 pilot, 1 teknisyen toplam 3 mürettebat, 3 de yolcu olmak üzere toplamda 6 kapasitelidir. Antalya semalarında tur atan kanat, asayiş ve trafik uygulamalarında ekiplere destek verirken denizde sahil güvenlik ve deniz polisinin denetim için yanaştığı teknelere de projektör tutup termal kamera görüntüleriyle tespit çalışması yapıyor. İçinde 4 çeşitli lens olan özel bir kameramız vardır. Lensler elektrooptik, low light, termal ve sivir olmak üzere 4 çeşit kamera modumu vardır. Havada da göstereceğiz size. Bunlarla şüpheli takibi mi yapılıyor? Doğrudur. Bunlarla özellikle termal kamerada arazide canlı insan tespiti veyahut da sıcak cisim tespiti kullanılıyor. Low light kameralar düşük ışıklarda görüntü çekimi için kullanılıyor. Denetim sürecinde tekneler farklı kamera açılarından ayrıntılarıyla görüntülendi. Elde edilen görüntüler anında MOBESE merkezine aktarıldı ve uzman teknik ekip görüntüleri incelemeye aldı. Aldığımız görüntüleri direkt yere basıyoruz haber merkezine. Haber merkezi aracıyla Polnet kendi emniyet sistemiyle Türkiye'nin özellikle Ankara merkezi gönderiliyor. Ondan sonra işlemleri gerekli konusunda uzman teknik personellerce yerine getirilmektedir. 2 pilot, 1 teknisyenle 3 mürettebat ve 3 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi taşıyabilen helikopterde özel kasklar sayesinde gece uçuşu yapılabiliyor. Kanat personeli yerdeki birimlerle 5 telsiz, 2 navigasyon cihazı ve teknolojinin diğer destekleyici cihazları ile irtibat kuruyor. Türk polisinin hava gücü 1980'lere dayanıyor. Kanatlarda görev yapan bütün pilotlar profesyonel, helikopterler teknik cihaz bakımından da son model ekipmanlara sahip. Polisin kartal gözü olan kanatla ilgili haberimizi izledik. Biz bir araya gidelim. Aradan sonra diğer haberlerimizde sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayınız.
Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem sürüyor. Sabah Akdeniz'de başladık. Sabah Akdeniz'in sürmanşetinde bir aile yok oldu haberi var. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişilik Mut ailesi kurtarılamadı denilmiş. İkiz bebeklerle birlikte anne ve baba yaşamını yitirmiş. Gölhisar, Burdur Gölhisar'da Süleyman Özgür Mut'un kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Eşi Nurbanu Mut ve 1 yaşındaki ikiz bebekleri yaşamlarını yitirdiler deniliyor haberde. Evet, bu çok üzücü, düşündürücü bir haber. Ne yazık Allah ki. Kimseye, Allah, evet, kimseye düşürmesin. Böyle bir acı vermesin diyelim. Acı vermesin diyelim. Evet. Çok kötü bir şey. Kazadan devam edelim Ali Bey. Sahte plakalı yürüyen tabut. Manşet bugün. Günün haberi olarak verilmiş. Sabah Akdeniz'in manşeti. Antalya Spor taraftarlarını taşırken kaza yapan otobüsün plakası başka bir otobüse ait çıktı. Otobüsün sigortasında olmadığı anlaşıldı. Evet, otobüsün plakası Antalya plakalı ama aslında farklı bir kente, Muğla'ya ait bir aracın plakasıymış. Aynı vatandaşın iki otobüsü varmış. Birisi Muğla plakalı. Muğla plakalının otobüsün plakası Antalya otobüsüne konulmuş. Böyle bir değişiklik var. Allah Allah. Ve sigortası da yokmuş otobüsün. Yok, tamam, sahte plaka biliyordum da yani böylesini bilmiyorum. Yani niye bu değişiklik yapma gereğini duydu? Tabii abi, bir şey söyleyeyim. Muğla'da otobüsü olabilir yani. Hayır. Bu sahte plaka. Muğla plakalı bir plaka. İki otobüsü var. Birisi Muğla plakalı, bir Antalya plakaların yerleri değişmiş. Yani şu Muğla plakalı otobüsün plakası Antalya otobüsüne gelmiş. Antalya otobüsünün plakası oraya gitmiştir herhalde. Bilemiyorum. Böyle bir şeyler olmuş. Öyleyse bak, bu dediğin şekildeyse farklı. Evet. Ama öbür türlüyse daha farklı. Ki burada, evet, bir yanlışlık olabilir. Bu şasi numarasına göre bu aracın 48 plakalı olması gerekiyormuş. İkisi aynı kişiye mi? Aynı kişiye ait. O zaman şeyde otobüsler karışmış. Yani araçlar karışmış. Araçlar. Yani burada nedir? Plakalar takılırken bir hata yapılmış. Mıdır? Öyle olur. Ya toplu, yoksa niye eğer elinde plaka varsa, iki plaka da varsa niye böyle bir şey yapsın ki? Onu acaba trafik sigortası ile ilgili bir işlem midir, başka bir işlem midir onu bilemiyoruz. Orası ya toplu bir şey söyleyeyim mi? Yani şu plaka, yani normal plakası kendinde olsaydı bu aracın. Evet. Yine sigortası yapmamıştı. Evet. Yine öbürü de çıkmıştı. Evet, sigortasının yani olmaması da ilginç. Ya o işte şey olduktan sonra, evet, kaza olduktan sonra keşke olmasaydı. Ortaya çıkıyor. Bu tür taraftara taşınan otobüslerde bu tür sıkıntılar ne yazık ki oluyor. Böyle sıkıntılı otobüsler, araçlar bu seferlere konuluyor. Aklımıza da geliyordu bu tür şeyler. Bunlar araçlar acaba ne kadar iyidir, ne kadar kontrollüdür diye düşünmüştüm. Bir şey söyleyeyim. Şehirde yürüyen tabut dolu. Evet. Ve bunlarla ne yazık ki emekçiler taşınıyor. Taşınıyor. Belediyede, bazı belediyelerde de var. Otellerde var. Abi otellerin bir servis araçları var. O ahım şahım beş yıldızlı bilmem neli otellerin. Ha, yürürken at arabası lazım çeksin diye. Evet. Hiç bunlara dikkat ediliyor mu? Şimdi şu kaza oldu. Böyle bir durum var. Hiç onlar durdurulup da bir sabah durduracak bir polis ceza yazdığını duydun mu? Şimdi bunlar kontrol edilir. Dün ne istedik? Evet. Dün Emniyet Müdürlüğü'nden bir şey istemiştik. Ne kadar araca ceza kesmişler bu şekilde diye. Evet. Bu tür taraftar otobüslerde sıkı kontrol edilir diye biliriz ama acaba sadece arama mı yapılıyor? Bu tür belgelerine bakılmıyor mu? Bakılıyordur yani. Bakılıyordur herhalde ama tabii. Şimdi Antalya Spor taraftarını kim karşısına almak ister? Evet. Ya da herhangi bir takımın, bir kentin taraftarını. Sigortasının olmaması da bu şekilde. Abi, şehirler arası yola çıkması da. Abi hiç kimse bir kentin taraftarını karşısına alamaz. Zordur bu şey iş. Var. Peki Ali Bey, bunlar önemli. İhracat %23 artmış Batı Akdeniz'de. Bu konuda bir haberimiz var. İhracatın arttığına yönelik bu haberimizi bir izleyelim, üzerinde konuşuruz. Turizmin başkenti Antalya geçen yılki kötü sezonun ardından bu yılki ihracat rakamlarıyla yüzleri güldürmeye başladı.
Öyle ki Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı 12 gün önce gazetecilerle yaptığı toplantıda BAİB'in sorumluluk alanı olan Antalya, Burdur ve Isparta'dan yılın ilk 3,5 ayında ihracatın 500 milyon doları aştığını açıklamıştı. İhracatımız 2017'ye hem bölgemizden hem ülkemizden hem de bölgemizdeki sektöre itibariyle baktığımızda maden sektöründe olsun, yaş meyve sebze sektöründe olsun ciddi artışlarla başladı. Ve bu şekilde artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Öngördüğü gibi de oldu. Nisan ayında da ihracat geçen yıla oranla %30 artarken ilk 4 aydaki rakamlarsa geçen yıla oranla %23 arttı. Nisan ayının sonunda 550 milyon dolara ulaşan BAİB bünyesinde en çok ihracı gerçekleştiren sektörler yaş sebze meyve, madencilik, kimya, ağaç ve orman ürünleri, bakliyat ve yağlı tohumlar oldu. En çok ihraç ettiğimiz ürünler yine domates başta olmak üzere biber, nar ve salatalık şeklinde. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ise pek bir değişiklik olmadı. Çin yine başı çekerken Romanya, Almanya ve Kazakistan birbirlerini takip etti. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı bu tablonun Batı Akdeniz ihracatının alternatif pazarlarda ve var oldukları pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırıldığının göstergesidir dedi. Başkan Satıcı ayrıca bu yıl ihracattaki hedefin 1.6 milyar dolar olduğunu işaret etti. Evet, Sabah Akdeniz'le devam ediyoruz. Sabah Akdeniz'in tür manşetinde siyaseti ilgilendiren bir haber var. Birçok gazetede bu haberi gördük. AK Parti'ye üye akını diye verilmiş. 2 Mayıs 2017'nin AK Parti için tarihi bir gün olduğunu belirten İl Başkanı Rıza Sümer, 1000 gün sonra kurucu genel başkanımız partisine geri döndü. AK Parti ailesine katılmak isteyenler Cumhurbaşkanımız da aynı gün üye olmak için bu tarihi günü seçtiler demiş. 2 Mayıs'ta çok sayıda kişi de Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı günde AK Parti'ye üye olmuşlar. Bunun için de üyelik başvurusunda bulunmuşlar. Bunlarla ilgili fotoğraf var Ali Bey. Hayırlı olsun diyeceğiz. Evet, hayırlı olsun diyeceğiz. Bu arada Hilal Gazetesi de fatura kime kesilecek diyor. Sürmanşetindeki haberde 16 Nisan referandumundan çıkan sonuç AK Parti'de hoş karşılanmadı. AK Parti özellikle büyük şehirlerde neden hayır çıktığı ile ilgili araştırma yapmak için komisyon kurdu. İşte Antalya'da faturanın kim birilerine kesileceği dillendiriliyormuş. Biri demiyorlar, birilerine deniliyor haber yorumda. Yalçın Küçük'ün bir haberi bu. Yalçın Küçük uzun süre AK Parti'de basın işlerinden sorumlu. İsim vermişmiş şunlardan sorulabilir diye. Yok, vermemiş. Peki vermemiş bu, ama. Bir şey söyleyeyim. Bu nasıl? Ben de o zaman kulağıma gelenlerin hepsini söyleyeyim isimsiz. Onu oradan almışlar, çağırmışlar. Cumhurbaşkanı demiş ki, Sayın Genel Başkan, aynı zamanda da Genel Başkan olacak. Evet. Demiş ki, bak seni daha o koltukta görmek istemiyorum. Demiş ya istifa et ya git. Öbürüne demiş ki, sen il başkanıyla niye kavgalısın? İl başkanı seninle niye kavgalı? Öbürüne de demiş ki, ya senin şuradaki depolar şöyle şöyle olmuş, bilmem ne olmuş. Ben hiç AK Parti'de çalışmadım. Bak Ali Bey, şöyle bir ayrıntı var. AK Parti içinde de iki grubun olabileceği, parti içinde iki grubun olduğuna yönelik kim bir şey var. Bunlar? Parti için muhalefet diyor. Parti için muhalefet. AK Parti parti için muhalefetten bahsediyor arkadaşımız. Bu kez eleştirilerini yüksek telden, sesten dillendirmeye başladılar. Nerede gazeteler? Antalya'daki başarısızlıktan birilerinin bunu ödemesi, başarısızlığın faturasını ödenmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Bir dakika Ali Bey. Parti için muhalefet demiş. Mevlüt Çavuşoğlu'nun tam desteğine, tüm milletvekillerinin yoğun çalışmasına rağmen bazı yerlerde yanlış yapıldı. Yapıldığı görüşün demiş parti için muhalefet. Antalya'da demiş CHP'liler ve CHP milletvekilleri fazla asılmadılar. Fazla başarılı, doğru düz çalışma yapmadılar. Buna rağmen alınan sonuç olumsuz. Demek CHP, ki hata. Kimler yeterince asılmamış? Parti için muhalefete göre, AK Parti içindeki parti için muhalefete göre Antalya'da CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları yeteri kadar hayır kampanyasında çalışmamışlar. Hı. Buna rağmen diyor bu alınan sonuç. Bu işte Nihat Toklu, oturduğun yerden haber yazarsan sonuç bu olmuş. Demek hata içimizde diye. Bir tane isim versin mesela. Desin ki Nihat Toklu, örnek veriyorum. İşte A grubundaki muhaliflerden Ali Orhan. Hı hı. Tamam mı? Ali Orhan şunu dedi. Bak, bir haberi yazarken haber dilini ya da kötü anlarım ya toplu. Haber dilini yazarken vatandaşlar işte şu caddenin temizliğinin geç kalındığı ve yapılmadığını dile getiren vatandaşlar istediğine ver.
şu şeyin dedi, Antalya'da toplu taşıma hizmetlerinin yeterince yapılamadığını ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım dairesinin sınıfta kaldığını dile getiren vatandaşlar. Ver coşkuyu. Burada haberden kaçılmış gibi, öyle mi? Haberden kaçılmış arkadaşımız herhalde. Ya biraz bir şey söyleyeyim mi Nihat Toplu? Yazmış. Bak bu haber. Oturup masa başında birileriyle alo, ondan sonra şey. Şimdi Antalya'da soruyorum. Çıkıp bir tanesi böyle yazabiliyor mu? Şu isimlerden dolayı kaybetti. Evet. Bizim programın formatı değil. Ya bu programın formatı değil. Böyle bir programda kim istiyorsa gelsin tartışalım. Evet. O çok iyi AK Parti'yi bildiğiniz, çok iyi AK Parti içerisinde işte demin de isimlerden söz ediyorsun. Gelsinler, isim verecekler, isim. AK Parti'deki bazıları. Yok böyle bir şey. Şimdi Antalya'da Nihat Toklu. Bence bu ifadeye ben ilk kez rastladım. Ne? AK Parti'de parti için muhalefet ifadesine. Parti için muhalefet her partide var ya. Gibi Toklu ya. Onların ya Nihat Toklu, tabii, dediğiniz şey, gibi isim verisi sizin daha evde yok. Muhalefet yok mu sana karşı Nihat Toklu? Vardı mutlaka. Bitti ya, bizim evde bana dolu ya. Nihat Toklu ya. En küçük kızım bile en fazla muhalif. O bana muhalif olan ya. Şimdi bu kaçamak şey. Bak ben de diyorum kızım. Bizim evdekilerden birileri demiyorum. Adres gösteriyorum. İsim diyorsun. Adres veriyorum. En küçük kızım diyorum ya. İsmi neydi? Ha, Eylül. Hmm. Ha, o ilk şey. Yani en büyük muhalefim o. Bak isim veriyorum. Böyle haberi yazarken isim vereceksin ki. Ben de açayım telefon diyeyim ki ya AK Parti içerisinde böyle bir muhalif grup varmış. Bu grubun başında siz çekiyor musunuz ya da grup sözcülüğünü siz yapıyor musunuz? Bu konudaki bu yazılanlar nedir, ne değildir? Bak Abdülkadir Selvi. Değil mi? İsim vererek yazıyor. İstanbul Milletvekili Metin Külünköy'dü. Evet. Çıkıp kendi şeysiyle söylüyor. Diyor ki şu konularda böyle böyle oldu diyor. Değil mi? Evet. Kim olduğu belli. Gazeteler de demiyor ki İstanbullu bir AKP'nin İstanbullu bir millet ya da İstanbul milletvekillerinden biri demiyor. Peki bu haberin inandırıcılığı zayıf mı diyorsunuz? Sıfır. Ya böyle bir tartışma yok mudur? Var. Nihat Toklu var. Ya bu bugün anladım. Yok ki. Geçmiş ilçe, merkez ilçe Celalettin Polat ilçe başkanı, ona muhalefet vardı ilçede. Şimdi AK Parti'nin ilçelerdeki ilçe başkanlarına muhalefet yok mu? İl başkanına muhalefet yok mu? Milletvekillerine birbirleri aralarında muhalefet yok mu? Ondan sonra il başkanıyla bazı belediye başkanlarının tartışıp aralarının iyi olmadığı yok mu? Dolu. Ama çıkıp bunu söyleyebilecek kişi isim verecek, isim. Evet, peki. Yarın izleyelim bakalım. İki, ayrıntı gelecek iki, mi? Dur haberin içerisinde bak. Haberin içerisindeki ince göndermeye bak. CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının çok çalışmadığı halde. Bak. Kardeşim benim ya. AK Parti'nin içerisini çok iyi biliyor. CHP'nin de içini çok iyi biliyor arkadaş. Niye? Masaya oturup. Ama onu parti için muhalefet söylemiş. Kimi? Hangisini? AK Parti içindeki parti için muhalefet demiş CHP'nin ki. CHP'nin içerisindeki muhalefet de konuşuyor böyle. Hayır, CHP'liler fazla çalışmadılar demiş. Onlar, parti için muhalefete göre. AK Parti içindeki muhalefet kesim, muhalif kesim. Tabii herhalde il yönetimine muhaliftir bunlar anladığım kadarıyla. Bunlar demiş ki belediye başkanları, CHP'li milletvekilleri fazla çalışmadılar. Hayır, asılmadılar. Buna rağmen başarısız olundu. Nedir? Bunun faturası kesilmeli anlamında söylemiş. Öyle lafla oturma olmuyor. İsim Nihat Toklu. Peki. Ali Orhan dedi ki. Peki. Bakalım. Öyle yok. Oturduğu yerde. Gelişmeleri izleyelim bakalım. Bütün partilerin içerisinde tartışma var. Bu referandumla ilgili. Bütün birimlerinde var. Belediyelerde var. İl teşkilatlarında var. İlçe teşkilatlarında var. Hangisine gidersen git. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yok mu? Mutlaka var. Bir çay alımında bile ne biçim tartıştırabiliyor musun? Çay. Evet. Demin okumuş, değinmiştik girişte. Evet. Dünya Basın Özgürlüğü Günü ile ilgili Hilal Gazetesi'nde de bir haber var. Onu da söyleyelim. Bak bugün köşe yazarlarına baktım. Bir ya da iki bir kişi hakkını yemeyelim. Basın, bir dakika. Bir kişi bugün Özgür Basın mı diye yazmış. Tek kişi. Eleştirdiğimde de eleştiriyorum. Hakkını da vereyim. Songül Başkaya yazmış. Tebrik ediyorum. Öbür şeylere baktım, Nihat Toklu kendi söküğünü dikemeyen insanlar bu toplumun nabzını nasıl tutacaklar? Peki. Bugün ben beklerdim ki medyadaki arkadaşlarımız
bu şeyler hani hı hı. attığı zaman mangalda köz bırakmayanlar basın özgürlüğünü tartışsınlar köşelerinde. Yok bak yani böyle bir şey yok Nihat Doktor. Evet. Bak. Asayi Musa, Türkiye'nin yeni milli güvenlik ve tehdit algısı kardeşlik köprüsü. Köşe yazarları. Böyle bir profile sahip parti iktidara yürüyebilir mi? Ulaşıma birer rahatılmalı acı ve dram. Basın özgürlüğü mü dediniz? Songül Başkaya arkadaşımızın yazısı. Türk adını karalayan kurum bilmem ne. Siyasetin stratejisi. Yerel basından köşe. Evet ağır yükü çekemeyenlere. Çekemeyenlere. Evet günü kurtarma politikaları insan. Tanrı'yı da İngiliz zannederdim. Aşk Antalya diyelim. Burada köşe yazısı yok. Evet. Dur hepsini diyelim. Antalya sokakları. Piyasaları Haziran'ı bekliyor. Sularımız birbirine taşır sevgimizi. Filan filan. Bu şekilde. Esselamu aleyküm. Mesela. Veled dalin amin. Peki. Amin. Amin. Peki. Kendisini dahi tanıyamayan, kendi yazdıklarına dahi inandıramayan kendi yanında çalışanları ve birlikte olduklarını ve özgürlük diye bir şeyi hayatta kapılarından geçiremeyen yüce Türk medyasının ruhu için. Amin. Peki. Amin. Peki ekmeğe zam yoldaymış Hilal'in manşeti. Bu da önemli bir haber. Antalya'da ekmeğe %25 zam geliyor diyor Hilal gazetesi manşetinde. İzmir ve Sakarya'da mı? Kocaeli'nde öyle galiba. Geldi. Perşembe günü Ayasop'tan Antalya Esnaf Odalar, Sanatkarlar Odaları Birliği'nden çıkacak karar ile ekmek fiyatlarının 1 liradan 1.25 liraya, 1.25 liraya, Ramazan pidesinde pidesinin ise 1.5 liradan 2 liraya yükselmesi söz konusu imiş. Hemen hemen kesin görünüyor bu tür şeyler. 4 yıldır zam yokmuş. Nereye zam yokmuş? Ekmeğe zam yokmuş. Tabii ekmeğin gramacı düşürülüyor, fiyat sabitleniyorsa da bu zamdır aslında ama böyle deniliyor. Evet, Ramazan pidesi 250 gramı 1.5 liradan satılıyormuş daha önce. Bu yıl 300 gramı 2 liradan satılması düşünülüyormuş Ali Bey. Olur. Evet, ekmeğe kimse zam geliyor hiç yani. Kimse sonuç normal ekmek almıyor ne at toplum. Evet. Yok kara fırındı, yok yeşil fırındı, yok kırmızı fırındı, merdiven altı fırındı, denetlenmeyen fırındı, belediye ile arası iyi olan fırındı, zabıta müdürü ile arası iyi olan unlu mamullerdi. İşte bilmem kimle iyi arası çok çok iyi olan unsuz mamuller, bilmem kimle arası çok çok iyi olan her türlü katıklı maddeli ürünler, bilmem neler. Sonuç buraya geliyor. Evet. Bir odanın başkanı çıkıp da burada bu kadar merdiven altı işletme var bunları denetleyemiyoruz diyorsa zam gelir. Hani demiş ya Nihat Toklu sahipsiz memleket. Yağmurda yağar, karda yağar değil mi? Evet, Musa Kazım Buğurcu, Fırıncılar Odası Başkanı. Maliyetler arttı demiş. 58 liraydı bir çuvalın 70-75 liraya çıktı. Yakıt, kira, elektrik bedelleri katran arttı. Katran limanı kullanıyormuşlar. Arttı ve bu yüzden de zam kaçınılmaz oldu diyor Ali Bey. Bunu da söyleyelim. Bir umutlandırıcı haberle bu bölümü tamamlayalım Ali Bey. Neyle? Rus turistlerde artış söz konusu. 2014 rakamlarına ulaşmaya başlamışız Rus turistlerde. Bununla teselli bulalım. Bu haberle bu bölümde sonlandıralım. Yok var da herhalde. Evet, size göre değil Ali Bey. Yok, şimdi bu haberi canlı şey mi izleyeceğiz? Ana haberde bir bölüm var. Güzel. Rus, yani onun üzerine yorum yapamayacak mı? Yaparız. Rus turistlerle ilgili haberimizi izliyoruz. Uçak krizi, darbe kalkışması derken dibe vuran Türk turizmi yapılan girişimlerin ardından yeniden yüzleri güldürmeye başladı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nı da içine alan Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre Nisan ayı itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısında patlama yaşandı. 2016'nın Nisan ayında 384.072 olan turist sayısı 142.277'lik artışla 526.000'e yükseldi. Bununla birlikte yıllık bazda da gelen turist sayısında artış gözlendi. Bu yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı yıllık bazda 12.517'lik bir artışla 864.028 olarak gerçekleşti. 2017'nin ilk 4 ayı verilerine göre Rus turist sayısında rekor düzeyde artış gözlendi.
2016 Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan Antalya'ya gelen turist sayısı 12.144 olurken, 2017 Nisan ayında bu sayı 188.914'e çıkarak %1455'lik bir artış gösterdi. Artış aynı zamanda Rus turistlerin en çok geldiği 2014 yılı rakamlarına da yaklaştı. Antalya'ya gelen turist sayısında en fazla artış gözlenen ülkeler sıralamasında %57'lik artışla Polonya, %36.41'lik artışla Ukrayna ve %33.33'lük artışla İsrail oldu. İlk 4 aylık istatistiklerde Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısındaki artışlar dikkat çekti. Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında %320'lere kadar yükselen artışlar dikkat çekti. Bir önceki yıla göre Katar'dan %320, Kırgızistan'dan %223, Güney Kore'den de %145 daha fazla turist geldi. Evet, Rus turistlerle ilgili haberimizi izledik. %37'lik bir artış yaşanmış. Ama şimdi bazı ülkeler sayılıyor. Katar'dan şu kadar geldi, %300 küsur. Onların bir anlamı yok. 2014'te 100 kişi gelmiştir. Şimdi gelir 500 kişi, %400 olur. Onun Abdullah, bir anlamı yok. Abdullah Uyanoğlu da diyor ki, günaydın, iyi yayınlar. Kente bir günde 191 uçak seferiyle 41 bin turist gelecek deniyor. Geliyor da diğer taraftan turizmciler... %40 fiyat kırdı, oteller boş haberi yapılıyor. Vatandaş hangisine inanacak? Bu ülke hepimizin demiş, doğru bir tespit yapmış. Evet. Öbür tarafta Erdoğan ve Putin terörle mücadele konusunu masaya yatırıyor ya bugün. Erdoğan gidiyor, Putin de görüşecek. Buradan bir haber vereyim. İki liderin terörle mücadele konusunu masaya yatıracağı ifade edilirken Suriye meselesiyle ilgili olarak... Cenevre ve Astana sürecinin takibi Aralık ayında hayata geçirilen ateşkesin yaygınlaştırılması, ateşkes ihalelerinin son bulması, ziyaret kapsamında ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere çok sayıda konu. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Ben hep bunu söylüyorum. Ve söylemeye de devam edeceğim. Yaşadığım müddetçe ve program yaptığım müddetçe. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakın 3-5 tık 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 görüşme yaptı. Dışişlerindeki şey nasıl hava? Evet. Avrupa Birliği'nden ne geldi? Görüşeceğiz. Görüşmelerimiz sürmeli. Rusya'dan ne geldi? Tekrar bir masaya oturalım. Şimdi bakın bunlar önemli şeyler. Dışişlerinde gerçekten Çavuşoğlu gibi bir insanın olması Türkiye'nin şansıdır diye baştan beri söylüyorum. Ve bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Diğer bakanlar kendi konularında çalışsınlar diyorsunuz. Bak, çalışsın. Dışişleri yani. Mesela Ticaret Bakanı Rusya'daki bir Ticaret Bakanı'yla görüşecekse Dışişleri Bakanı'ndan da bir şey olsun. Pozisyon. Destek olsun. Pozisyonu. Peki. Katkı koyar da pozisyonu peki. Ayarlamak önemli. Bu sözün üzerine söz söylemeyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Evet, arada bizi arayan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Bizim basın özgürlüğü günümüzü kutlayan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Aksu'dan Hasan Ali Kaya başta olmak üzere diğer izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada bir izleyicimiz de Gaziler Mahallesi'nde 66A minibüsünün güzergahındaki bir levhadan, duraktan bahsetti. Bir durak levhası asılacakmış. Önce direği asılmış, sonrası D'si konmamış. Orada bekliyoruz ama otobüsler durmuyorlar. Direği oraya diktiler, D'yi unuttular. Sisteme de sokmadıkları için biz orada sıkıntı çekiyoruz diyorlar. 66A
hattında Gaziler Mahallesi'nde D-levhasız durak olayı. O zaman direği niye diktiniz onun? D'sini unutmuşlar. Gerek mi görmediler? Vatandaş da biz oradan otobüse biniyoruz, dolmuşa biniyoruz. Niye bir D'yi bize çok görüyorlar diye söylüyor. Direk var mı? Direk, direğe dikmişler. Ucu yani uç tarafı. Direk evet. Düz mü kesili yoksa böyle hani kalem gibi açmışlar mı? Onu bilemem ben sonunda. Bir direği, kaldırma ama. Direği dikmişler veya yola direği yok, dikmişler. Yok, o çok önemli. Yani direğin üst kısmı, hmm. Yani gökyüzüne bakan kısmı kalem açacağı, kalem ucu gibi açılmış mı, açılmamış mı? Evet. Çünkü bizim sağ olsun ulaştırma dairesi neyi nasıl yaptığının bilincinde değil. Çünkü hiç bilmezler otobüslere, tramvaya falan bilmezler. Onlar kendi özel araçları var herhalde. Ya da helikopter falan ya da bu şey mi kanat vardı ya. Onunla mı gidip geliyorlar işe bilmiyorum. Böyle bir şey değildir değil mi? Yani durak özel... olayını, hat olayını çözemediler Ali Bey. Bu skaneyen yere. Abi anlatıyorum ama anlattırmıyorsun ki. İlme keseceksin. Orada arkadaşın mı var abi? Orada darılacak biri mi var ulaşım dairesinde? Söyle de onu es geçelim. Yani hiç ona şey yapmayalım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Aylardır bunu söylüyoruz. Günlerdir bunu gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki arkadaş bu böyle olmaz. İki kere iki dört. Hiç evet. Kimseden ses yok. Duvar. Şimdi direği soruyorum abi acaba şeyli mi açmışlar? Kalem açık, ucu gibi açık mı değil mi? Niye? Bize bunu layık görüyorlar. Evet, direği niye diktiniz oraya? D'yi koymayacaksanız niye diktiniz? Arkadaş bu kentte D harfi var, oturacak yer yok. Evet. Ya arkadaş bu kentte herkes 19 yaşında değil, benim gibi 80 yaşında insanlar var, 90 yaşında insanlar var. Ayağı ağrım var, beli ağrım var. Nerede duracak? Allah'a şükür otobüslerin ne zaman geleceği belli olmaz. Saatlerce bekle. Bir de durakların yeri sürekli değişir. Keyfe göre kaldırılır, tekrar konulur. Ben bunu anlattım ya, biz Samsun'da durağın şeysini söktük, götürdük, öbür tarafa diktik. Burada da sök. Eğer kimse fark ederse, ben de Ali Orhan değilim. İstiyorsan bir gün deneyelim, ben bunu ispata hazırım. Evet. D harfinin direği, D harfli direği, ucu şeyli olan değil, kalem tıraşlı gibi açılmış olan değil, D harfi olanı alalım, götürelim. 50 metre o tarafa ya da 30 metre bu tarafa billahi kimse ne yapıyorsun diye sorma. Bir de sarı bir elbise giy bitti zaten. Evet. Bu arada tabii daha değişik trajikomik gerçekten olaylar da var. Yenigün Mahallesi'nden bir izleyicimiz aramış. 1060 sokakta biz durağımız var. D-levhas durağımız var ama otobüs geçmiyor demiş. Gördün mü işte ben bu, anlatmak istedim bu işte. Yani oradan otobüs dolmuş bir şey geçmiyor ama bir D-levhası durak koydular. Oradan 1060 sokaktan otobüs geçmiyor diye de. Otobüs geçsin diye de... Suat Sayın'ı bilir misin? Evet, bir ara... Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Yıldanmış evet. Şarap gibi yaktın, içimi yaktın. Evet. Aynen öyle. Bizim bu ulaşım dairesi sadece yakar abi. İnsanın evet. İçini yakıyor. Ya bir şey diyeyim, kelime, gerçekten kelime yetmiyor. Bazen de televizyon ekranındayız. O şekilde mecbur bazı kelimeleri kırparak, bipleyerek konuşuyorsun. Ya hakikaten burada... Koskoca ulaşım dairesinde, o ulaşım dairesi içerisindeki dedikodudan başka hizmet üretilmez mi? Evet. Bu konuda yakınmalar çok. Bir kez daha buradan duyurmuş olalım bunları. Yenigün Mahallesi 1060 sokak otobüs bekliyor. Durakları var, otobüs geçmiyor. Gaziler 66 A bölgesinde de D levhasız direk var. Otobüs durmuyor. Böyle durumlar söz konusu. Evet, Kepez'e yeni pazarlar haberi var. Antalya gündemin sürmanşetinde. Kepez Belediye Meclisi Mayıs toplantısında Düdenbaşı ve Özgürlük mahallelerine pazar yeri kararı çıkmış. Düdenbaşı mahallesindeki pazar yeri kapalı pazar yapılacak. Özgürlük mahallesi kentleşmiş bir yer, yapılaşmış bir bölge. Hemen bizim üstümüz Ulus Mahallesi'nin üst tarafı Dokuma'da. Orada nerede pazar yeri olabilir? Cumartesi pazarı var, sabit pazar var ama orada mı yapılacak acaba diye düşündüm. Niye orada arazi yok mu? Pek sanmıyorum arazi olduğunu, öyle bir boş yer olduğunu. Abi niye her taraf dolu ya? Her taraf. Boş yerler de var ya. Boş. Özgürlük Mahallesi'nde Ali Bey. Var, Özgürlük var. Mahallesi'nde. O, Ali Bey biliyormuş, ben bilmiyorum. Varsın, tam iyi bilmiyorsun doğru için. Peki öyle. Cem Balkan diyor ki aksidiği kokusu. Tövbe estağfurullah. Herkes bana benzemeye başladı ya. Ayıp ediyorsunuz ya. Bu şekilde söylemeyin oraya. Nihat abi kızıyor. At idrarı deyin de. Ha, biraz Nihat abi şey, kızıyor yani. Evet. Ya, abilerine laf ediyorsunuz. Atsili kokusu kalkmadıkça o meydana turistik yer diyemeyiz.
dünyada bir turistik alan gösterin ki at duşu ve silik kokusu olsun. Evet. Yani Sayın Can Balkan, sizi esefle kılıyorum. Çünkü Nihat Toklu gibi söylemedim bunu. Ali Orhan gibi söylüyorsun. At idare deseniz daha güzel olurdu ama abi, sonuç değişmiyor. Koku kokudur. Koku kokudur. Kokusundan lafa sıra geldi miydi? Yörüksün de. Yörükler idrar mı diyor? Neyse Ali Bey, onu söylemeyelim. F-G-H-İ bu şak G. Nihat Toklu. Bizim toplumun anladığı bir değil. Burada kimseye küfretmiyoruz. Olan bir şeyi söylüyoruz. Başka bir isim de lakap da takmıyoruz. Ve o koku orada öyle silmiş ki Nihat Toklu. Şeylerin rengi değişmiş be. Parke taşlarının rengi değişmiş be. Evet, ne yazık ki bunu çözemediler bir türlü. Gürültüyle müzik yaparak, müzikle ses yaparak onlar oradan yolcu taşıyorlar, turist taşıyorlar. Erzurum'da bağırlar, eskiden biz faytonların arkasına takılırdık. Nihat Toklu, onların çok güzel oturma yaylı faytonlar vardı. Oturma yeri vardı o iki şey yayın arasındaki yerde otururduk ve kolumuzu da atardık. Bizi orada gören faytoncuya haber verecek ya. Emmi arkaya gamçı, emmi arkaya gamçı diye. Çok gamçı yemişimdir. Evet. Geçen hafta sonu bir manzarayla karşılaştım. Üç kapılardan geçiyor. Bir tanesi faytonların birisi. Vatandaş binmiş yerli müşteri. Faytona kurulmuş gidiyor. Ama müzik de çalıyor. Ama arkadaş çevreyle ilgisi yok. Telefonla şimdi ya o faytona niye bindin o zaman yani şimdi? Telefonla oynayarak gitti. Telefona bakarak gidiyor. Binen kişi. Ben de korktum ki acaba fayton sürücüleri de bizim otobüs sürücüleri gibi şey mi cep telefonunu şeylere at yolu mu yiyen nasıl olsa. Faytona binmiş ama telefonla. Peki düğün dernek para getirecek Ali Bey. Hürses'in manşeti. Bugünkü Hürses'in manşeti bu olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı düğün daveti düğün ve turizm sektörünü harekete geçirdi deniliyor. Hint düğünlerinin yurt dışında 8-10 milyar dolarlık bir cirosu varmış. Bundan Rusya ve Ukrayna düğünleri de peşinden geliyor ama Hint düğünleri daha uzun sürüyor ve daha çok masraf var. Bu pastadan Türkiye'de Antalya pay almaya çalışacak. Bununla ilgili bir haberimiz var. Haberimizi de izleyelim, konuşalım üzerine biraz. Geçtiğimiz hafta kanal ve mikrofonlarına konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, Hintlilerin düğünleri için Antalya'yı tercih ettiklerini anlatmıştı. Bir de zengin bir pazar. Yani bir düğün neresinden bakarsanız bakın 500'de 1 milyon dolar civarında bir bedel civarında bir şey. Hatta daha da yüksekleri bile var. Hindistan son zamanlarda bizim ciddi müracaat ettiğimiz veyahut da ciddi bir şekilde üstüne eğildiğimiz bir pazar. Önümüzdeki Mayıs ayından itibaren yine oradan çok güzel acentaların geleceği ve burada ciddi bir info gezilerin yapılacağını biliyorum. Hafta sonu Hindistan'a resmi ziyarette bulunan ve ekonomik işbirliği mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülkenin iş adamlarına seslendi. Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasını istedi. Halbuki Hindistan'dan biz çok daha fazla turist bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'la Türkiye arasında tanıtıma ağırlık vererek tur operatörlerinin karşılıklı olarak teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Tüm bu imkanları geliştirmek suretiyle 2017 yılında daha fazla sayıda Hintli turisti ülkemize bekliyoruz. Özellikle balaylar için ülkemiz çok müsait. Bunun için ne bekliyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hintli turistleri Türkiye'de düğün yapmaya çağırması turizm şirketlerini harekete geçirdi. Hindistan'ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği ile Inventum Global şirketiyle yaptığı anlaşmayla Hindistan'ın yurt dışına yapılan yüksek bütçeli düğünlerine Antalya'nın kapılarını sonuna kadar açmayı hedefliyor. Bu birlikteliğin ilk adımı olarak 28 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek etkinlikte 120 düğün acentesi ağırlanacak. Evet, yeni bir sektör değil mi Ali Bey? Alternatif turizm denilenlerden bir, onun kategorilerinden birisi de bu olabilir. Düğün turizmi önemli bir sektör. Burada kalabalık bir grupla gelip insanlar burada düğünlerini yapıyorlar. Birkaç günde sürüyor onların düğünleri, uzun da sürüyor. Eğleniyorlar, harcama yapıyorlar.
Önemli. Bunlar değerlendirilmeli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı da çok anlamlı olmuş bu anlamda. Bize de buradan epey pay düşer gibi geliyor. Evet Ali Bey. Durum bu şekilde. Evet. Programı izleyenlere bir görüntü göstereceğim. Şimdi değil. Söyleyeceğim onu. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Evet. Bizim ulaşımla ilgili durumumuzu en güzel anlatan fotoğraflardan bir tanesi olacak. O fotoğrafı gördüğünüz zaman ulaşımda nasıl bir hizmet olduğunu hepimiz algılayacağız. Evet. Peki. Devam ediyoruz efendim. Antalya Son Haber'deyiz. Antalya Son Haber'in sürü manşetinde Uğrak Kadınlar Plajı hizmete açılacak haberi var. Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak Alanya Gazipaşa arasında hizmete açacağı Uğrak Kadınlar Plajı hizmet için gün sayıyor denilmiş. Kadınlar Plajı'na Alanya ve Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Gündoğmuş ve İbradlı kadınların da kullanılması, onların yararlanılması söz konusu imiş efendim. Evet, bir karayolunun alt tarafında bir plaj, gözlerden biraz ırak bir yerde, bir yerdeki bir kumsalda Uğrak mevkiinde açılacak bir plaj. Evet, Alanya, Gazipaşa özellikle daha da yukarıdaki ilçelere, Akseki gibi, Gündoğmuş gibi ilçelere, İbradiye'de hizmet verebilecekmiş bu plaj Ali Bey. Doğru, olsun. İlle kadınlar olunca mı geliyorlar, öbür türlü gelmiyorlar mı? Evet, demek ki kadınlar bu tür plajları tercih eden, gidecek oraya gelen kadınlar. Onlar da başka plajlara gidecekler. Alanya'daki plajlara giderler herhalde Ali Bey. Peki Kepez Belediye Meclisi'nde referandum tartışması haberi var. Kepez Meclisi'nin Mayıs toplantısında referandum konusu konuşulmuş. CHP Grup Sözcüsü Kadir Zeybek referandum sonuçlarının meşru olmadığını iddia ederek idama karşı olduklarını belirtmiş. Başkan Hakan Tütüncü de sonuçların meşru olduğunu ifade etmiş. MHP'li Ali Baki Sarıca idamı desteklemiş. Bu sözleri, Sarıca'nın sözleri AK Parti grubu tarafından da alkışlanmış. Kepez Meclisi'nde. Benim burada merak ettiğim referandumla idamın ne alakası var? İdam içinde bir referandum getirilir. Yok, gelmedi henüz. Yani referandum de. İki. Referandumda evet. Yani Antalya Kepez'deki meclis üyesi Avrupa İnsan Hakları'na gitti. Daha haberimiz mi yok? Evet. Evet. Böyle bir ya konu. Türkiye politikaları yaparak ne? Meclisler ne için vardır? Belediye meclisleri. Daha çok yerel hizmet. Konular yerel konuşulsun diye bırakın vardır. Bırakın şu şeyi. Yukarıdakiler tartışıyor bunu zaten. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi neydi ismi? Grup sözcüsü. Yerel konularda daha çok konuşsunlar. Yani Kepez Belediye Başkanı mı referandum için Hakan Tütüncü mü şey yaptı referandum için karar aldı? Evet. Peki bu arada Ali Bey, sizin istediğiniz görüntü hazırmış, şimdi, fotoğraf hazırmış. Görüntüyü vermeden önce ben az bir geri çek. Evet. Az geri çek. Şimdi bakın, Türkiye'deki hizmetlerin nasıl hizmet olduğunu bugün çok güzel sabah işe gelirken, hemen bu bizim Çallı'daki şeyden çıkıyorsun, tramvay durağında Çallı'da. Alt geçitten çıkıyorsun, tam karşına böyle bir araç geldi ve çok da güzel bir yazısı vardı. Araç da çok güzel. Şimdi bir ekrana getirelim. Ne yazıyor burada? Bunu yakınlaştırma şansımız var mı yok mu arkadaşlar? Ha. Bu yakınlaştırdım. Türkiye Cumhuriyeti keyfi hizmete mahsustur. İşte mesele budur ya. İşte bizim belediyelerimiz, belediyedeki bazı birimlerimiz böyle keyfi hizmetler yapmaktan başka bir şey. Bu çok güzel bir espri. Diğer kamu kuruluşlarında yok mu? Burada? Var, hepsinde var. Kamu araçlarının, kamu imkanlarının. Bak, keyfi hizmet için kullanılması yok. Bakın, mu? Var. Bu çok güzel bir şey, espri. Denizli plakalı bu araç. Hı hı. Orada sabah gördüm, dedim ki ya bunu dedim bir dile getirelim. Ve bir de bir şey söyleyeyim. Çok güzel arma şey, eski taksi plakası şeysi, arması. Evet, böyle bir şeyler var. Damalı. Güzel de bir araç. Vallahi tebrik ediyorum bunu düşünenleri. Nostaljik de bir araç. Türkiye'deki şeyin nedir? Resmi kurumlardaki araçların, o yazar ya resmi hizmete mahsustur diye, çok güzel bir gönderme. Türkiye Cumhuriyeti keyfi hizmeti. Seviyorum.
Bu toprağın insanların zekasını seviyorum. Gerçekten çok güzel insanlar var bu ülkede. De evet. Bunları değerlendiremiyoruz. Hangimizin aklına gelir Nihat Tatlıtuğ? Evet, çok hoş olmuş. Vallahi hoş tebrik olmuş. Ediyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum. İnce göndermeler çok yapılmış. Güzel gönderme. Evet. Arkadaş bilmem ne dairenin resmi aracı eşini kuaföre, öbürünü okula, bilmem nerenin daire başkanı köpeğini veterinere, tüyü kesilecektir. Hı-hı. Ondan sonra bilmem kiminki kızını sevgilisiyle buluşturmaya, oğlunu sevgilisiyle kavuşturmaya. Bu nedir ya? Evet. Sonra bu araç israfı niye ya? Arkadaş resmi dairelerde, resmi kurumlarda, kamu kurumlarında bu kadar araç niye? Evet. Evet. Bak, en güzel örneği bu değil mi? Keyif hizmet. Evet, güzel bir eleştiri olmuş vatandaş gözüyle. Şimdi Ali Bey bir dünya turuna çıkalım. Ondan sonra çıkalım. Da bakalım dünya turunda neler varmış. Arkadaşlara teşekkür ediyorum bu görüntüyü ekrana getirdikleri için. Bir Mayıs dünya genelinde protestolarla kutlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi haklarına ve ABD Başkanı Trump'ın göçmen politikalarına dikkat çekildi. Gözaltına alınanların sayısı yüksek. Kolombiya'da bazı göstericilerin M19 olarak bilinen, artık faaliyet göstermeyen silahlı sol örgütün bayraklarını asmaları dikkat çekti. Almanya'da ve Bulgaristan'da 1 Mayıs'ta olaylar çıkarken en eğlenceli 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise Güney Afrika ve Brezilya'ydı. Geçtiğimiz yıllarda kadınların sosyal hayatta daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'da başlatılan çoğu çağrı maalesef yanıtsız kalmıştı. Ama özgürlükçü Suudiler denemekten vazgeçmiyor. Son olarak Suudi sanatçı Macit Aliysa kadınların sesine kulak vermek için elektro pop esintileri taşıyan ilginç bir çalışmaya imza attı. Endişeler olarak tercüme edilebilen çalışma tüm dünyadan oldukça güzel tepkiler aldı. İlk etapta 4 pervaneli bir drone olarak geliştirilen araç daha sonrasında uçabilen bir bisiklete dönüştürüldü. Bir Rus şirketin imzasını taşıyan aracın dünyanın ilk uçabilen bisikleti olduğu belirtiliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da nüfus yoğunluğu ve kalabalığa karşı üretilen yaratıcı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Nüfusu 14 milyonu bulan şehirdeki bir süpermarketin çatısına 17 adet villa inşa edildi. Villalar süpermarketin hemen yanında gökyüzüne uzanan ve 1222 daireden oluşan site daha lüks konutlar isteyen müşteriler için tasarlandı. Basit bir kağıt parçasıyla oldukça farklı deneyler gerçekleştiren sosyal medya kanalı başarılı olunca birçok kişinin dikkatini konu üzerine çekmeyi başardı. Oldukça tehlikeli olan ve öncelikli olarak güvenlik tedbirlerinin alınması gereken bu deneyler gerçekten hayret verici.
dünyadan ilginç görüntüleri izledik. Son olan en ilginciydi. Evet, bir kağıt parçasıyla ama işte onu hız. Evet, değil mi? Onun dönme hızı herhalde. Kesici hale getiriyor. Onu testere haline getiriyor. Kağıt zaten kesici bir madde. Evet, evet, bunu söylemek lazım. Şimdi Ali Bey, söze gerek yok köşemiz var. Burada kum heykellerle ilgili bir haberimiz bu. Bunu izleyelim. Antalya'daki kum heykel organizasyonu her yıl değişik konuları konularda sanat eserlerini barındırıyor, turist çekiyor. Bu yıl neler var onları bir görelim. Evet, Lara'daki kum heykellerle ilgili haberimizi izledik. Söze gerek yok ama bunları akşam gezilse daha güzel olur. Işıklandırmasıyla çok güzel oluyor. Gerçekten, az önce kendime de kızdım. Evet. Biz bunları izlerken ilk yıl bir gittim, ikinci yılında da sanıyorum bir gittim. Ondan sonra gitmiyoruz. Evet. Aslında o kadar güzel şeyler var ki burada. Evet, peki. Çok güzel eserler var ve beyin duruyor orada. Peki. Evet, bugün de Antalya gündemin sonuna geldik efendim. Bitti, süremiz bitti. Yarın 7.30'da tekrar sizlerle bir arada olup gündemi paylaşmak özlemiyle aranızdan ayrılıyoruz. Yarına kadar esen kalınız.